Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'da bulunan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Aralık ilçesinde bir toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. Başbakan Yardımcısı Kaynak, kendisini ifade özgürlüğünün kalesi sayan Avrupa, meseleye Türk olunca bütün özelliklerini kaybediyor dedi. Öyle bir halise yaşıyoruz ki kendisine insan haklarının, hukukun üstünlüğünün, özgürlüklerin, ifade özgürlüğünün kalesi sayan, medeniyetlerini bunlar üzerine inşa ettiğini iddia eden Avrupa bir yandan bütün bu krizlere seyirci, eğer kendi menfaati yoksa, bir yandan da mesele Türkiye olunca, mesele Türkiye'nin kendisinden bağımsız, güçlü, lider bir ülkesi olması olunca bütün bu özelliklerini kaybediyor. Hep beraber izliyoruz. Almanya bizim milyonlarca soydaşımızın yaşadığı, ekonomisinin kalkınmasına katkı verdiği Almanya, bizim bakanlarımızın bizim soydaşlarımıza referandumla ilgili, anayasa değişikliği ile ilgili bir şeyler anlatmasına izin vermiyor. Hani ifade özgürlüğü vardı? Kaynak konuşmasında Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının işine izin vermemesiyle ilgili "Bugün Hollanda'nın utanç günüdür" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Gerçekten söylüyorum, Batı dünyası için bir utanç günüdür. Batı dünyası için bugün Orta Çağ karanlığına geri döndükleri günün başlangıcıdır. Hollanda, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'nın uçağına iniş izni vermiyor. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hollanda'ya, Hollanda'nın iç siyasetine karışmak için mi gidiyor? Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ya da Aile Sosyal Politikalar Bakanı Hollanda'ya savaş ilanına mı gidiyorlar? Türkiye'nin bakanları, milletvekilleri, teşkilata mensup insanları, siyasetçileri Almanya'ya, Hollanda'ya bir fitne fesat çıkartmak için mi gidiyorlar? Avrupa'da yaşayan 5 milyon soydaşımız var. Bunların seçme ve seçilme hakları var. Bunların oy hakları var. Bu oylarında o devletlerin, o hükümetlerin uygun gördüğü yerlerde kullanmalarına imkan vermişler. O imkanlarını kullanma hakları var. Başbakan Yardımcısı Avrupa Birliği'nin çekirdeğini oluşturan Hollanda'nın bu muamelesinin Orta Çağ'ın karanlık dehlizlerine geri dönüş yolu olduğunu söyledi. Şimdiki Avrupa kıtasının, Avrupa Birliği'nin ilk çekirdeğini oluşturan Hollanda'nın Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'na reva görmeye çalıştığı bu muamele bir medeni topluma, bir gelişmiş topluma, bir kalkınmış topluma yakışır mı? Bugün Orta Çağ'ın o karanlık dehlizlerine geri dönüş yolunda bir önemli mesafe, önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim. Bizim gönül coğrafyamız çok geniş diyen kaynak, Avrupa ülkelerinin Suriyeli mültecileri tutumundan bahsetti. Adına da mülteci denilen insanların Avrupa'da, Sırbistan'da, Macaristan sınırında karlar altında battaniyelere sarılı karların üzerine yattığına şahit olduk. Bu kış kadın haklarından, insan haklarından, çocuk haklarından bahsedenler dönüp mülteci meselesi ortaya çıktığında hangi ruh halinde olduklarına bakmalılar. O yüzden bizim gönül coğrafyamız çok büyüktür ve bu gönül, bizim milletimizin gönlü, bu coğrafyada yaşayan herkesin sevgisini içinde taşır, herkesin imdadına yetişecek güçle ve kuvvetledir Allah'ın izniyle. Kimse sizin rejimde sorununuz var diyemez diyen Başbakan Yardımcısı Kaynak sözlerini şöyle sürdürdü. Bize asla kimse bu rejimle sizin probleminiz var diyemez. Biz diyoruz ki bu devleti kuranlar millet iradesini egemen kılmak için kurmuşlar. İlkelerini, istikametlerini böyle belirlemişler. Bizi bu istikametten bizim kimseyi döndürmeye ne hakkımız var, ne yetkimiz var. Ama milletin egemenliğinin üzerindeki bütün vesayet odaklarını kaldırmak borcumuz var.
Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi. 18 yaşında seçilme imkanı getiriyormuşuz. Bizim en büyük zenginliğimiz gençlerimizdir. Nüfusumuzun 1/4 neredeyse 15 yaşın altındadır. Ve bizim gencimiz, vatan topraklarını bizim gencimize 20 yaşındaki delikanlıya bekletiriz. Sınırımızı onlara bekletiriz. Ülkemiz için, bayrağımız için onları savaşa göndeririz. Ve bir yalanı daha bunun peş sıra söylüyorlar. Kendi çocuklarını milletvekili yapıp 2 sene emekli edecekler. Bu çok ayıp bir şey. Bir ana muhalefet liderine yalan söylemek yakışmaz. Şimdi Büyük Millet Meclisi'nde bırakın 2 seneyi, 3 dönemden beri milletvekili olup yaşı tutmadığı için emekli olamayan arkadaşlarımız var. O bitti o kıyak emeklilik. Onlar AK Parti'den önceydi. İşte o yüzden diyoruz ki milletimizin iradesinin üzerinde Allah'tan başka hiçbir güç bırakmayalım. Bunlar siyasi çekişmelerin kurbanı olmasınlar.